Şişirilmemiş plastik bir balon ilk sıvısının içerisine bırakıldığında balon patlamakta, ancak içi hava ile doldurulup ağzı bağlandığı zaman sıvının içerisinde yüzmektedir. Bu bilgilere göre yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Evet, ilk sıvısının içerisine şişirilmemiş bir balonu bıraktığımızda balon dibe doğru batmakta, ancak içi hava dolduğunda ise balonun yüzmektedir. Buna göre birinci öncülde plastiğin yoğunluğu havanın yoğunluğundan fazladır ifadesi kullanılmış. Evet, çünkü sıvının yoğunluğuna değinecek olursak, balon plastik malzemeden yapıldığı için plastik dibe doğru battığına göre yoğunluğu daha fazladır ki dibe batıyordur. D plastik D'den daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ve aynı şekilde plastik balonun içerisine hava üflendiğinde bu da yüzmekte olduğu için, o zaman hava dolu plastiğin, yani havanın da yoğunluğunun suyun yoğunluğundan az olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla birinci öncül kesinlikle doğrudur. Plastiğin hacmi havanın hacminden azdır ifadesi kullanılmış. Bunu kesinlikle bilemeyiz, çünkü plastiğin kendi hacmi ne kadar, havanın içine dolduğunda hacmi ne kadar, belki çok azıcık bir şişme hava içine yüklediğimizde şişecek ve yüzecektir. Sıvının yoğunluğu balonun içerisindeki hava bir miktar alınırsa, şişirilmiş balonun yoğunluğuna hiçbir zaman eşit olamaz denilmiş. Olabilir. Yani sonuçta içindeki havanın bir miktarını aldığımızda belki balon artık burada dengede duracak. Dolayısıyla içindeki hava ile birlikte suyun yoğunluğuna eşit olabilir. Olamaz dediği için bu ifadeyi kesinlikle doğru alamayız. Doğru cevap seçeneğimiz yalnız bir olan A şıkkıdır. Taşlı bir yolda rahat yürüyebilen Ali bir buz pistinde sürekli kayarak düşmektedir. Bu konuyu öğretmenine soran Ali, sürtünme kuvveti cevabını alıyor. Ali bu bilgilere göre yaptığı yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur diye sorulmuş. Taşlı yolda rahat yürüyebiliyorken taşlı yolda sürtünme katsayısı yüksektir. Buz pistinde kayarak düşüyor. Çünkü buz pistinde sürtünme kuvveti azdır. Dolayısıyla sürtünme kuvveti olmasaydı durmakta zorlanırdık ifadesi doğru olur. Çünkü sürtünme kuvvetinin azaldığı bir zeminde duramayıp düşüyor. İkinci öncüle baktığımızda özdeş cisimleri sürtünme katsayısı yüksek zeminlerde harekete geçirmek için gereken kuvvet, ki buna F1 diyelim. Sürtünme katsayısı düşük olan zeminlerde harekete geçirmek için gereken kuvvetten azdır ifadesi yanlıştır. Çünkü sürtünmeli zeminde cismi harekete geçirmek için gereken kuvvet daha büyüktür. Sürtünme katsayısı düşük olan zeminlerde hareket ettirilmesi gereken kuvvet, sürtünme katsayısı yüksek olan zeminlerinkinden daha fazladır ifadesi kullanılmış. Gene bu ifade de yanlıştır. Çünkü sürtünme katsayısı düşük olan zeminlerde etkiyen kuvvet, sürtünme katsayısı yüksek olan zeminlerde harekete geçirmek için gereken kuvvetten daha küçük olacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncülde yanlış olduğu için doğru cevap seçeneğimiz yalnız bir olan A şıkkıdır. Pilin tükenme süresiyle ilgili yargılarından hangisi ya da hangileri tek başına artmasıyla artar şeklinde sorulmuş. Pilin tükenme süresi üzerinden çeken akımla ters orantılıdır. Eğer bir akım çekiliyorsa T günde bitiyorsa, 4 akım çekildiğinde T bölü 4 günde biter yorumunu yapabiliriz. Bağlandığı devrenin eşdeğer direnci, evet, V eşittir I çarpı R'de. Eğer eşdeğer direnç artarsa akım azalır, akım azalırsa pilin ömrü artar. Tek başına artmasıyla artar şeklinde arttığında arttı. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Pilin potansiyeli V olsa da, 4V olsa da, 8V olsa da süresi değişmez. Çünkü burada V'den 4V'ye çıkarttığımızda eğer direnç değişmiyorsa akım da 4 katına çıkacağı için yine gün sayısı aynı kalacaktır. Bağlandığı devrenin ana kolundan geçen akım artarsa süre azaldığı için bununla ters orantılıdır. Bize artmasıyla artarı sorduğu için bu olmadı. Doğru cevap seçeneğimiz yalnız bir olan A şıkkıdır. Cisimlere eşit kuvvetler uygulayan özdeş A, B ve C robotlarından oluşan bir sistemde, şekil 1'de verilen A robotu 2M kütleli cismi F kuvvetiyle X kadar yol aldırıyor. Dolayısıyla A robotunun yaptığı iş F çarpı X şeklinde yazılabilir. A robotu harekete başladığında şekil 2'deki C robotu da harekete başlıyor ve M kütleli cismi eşit kuvvette X kadar yol aldırıyor. Dolayısıyla C robotunun yaptığı iş de gene F çarpı X kadardır.
Ve C robotu X kadar yol aldırınca B robotu harekete başlıyor ve M kütlede cisme o da X kadar yol aldırıyor ve eşit kuvvette olduğu için onun da yaptığı iş Fx kadardır. Buna göre yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır diye sorulmuş ve sürtünmeler önemsiz şeklinde verilmiş. A robotunun 2M kütlesine aktardığı enerji, B robotunun M kütleli cisme aktardığı enerji eşittir ifadesi doğrudur. A robotunun 2M kütleli cisme X kadar yol aldırdığında geçen sürede B ve C robotlarını çoktan M kütleli cisimlere X yolunu aldırmışlardır. Bu ifadeye baktığımızda alınan yol X eşittir 1 bölü 2 A çarpı T kare bağıntısıyla bulunur. Dolayısıyla 2M kütleli cisim sürtünmesiz yolda F eşittir 2M çarpı A'dan A'sı buradan F bölü 2M şeklinde. Ancak M kütleli cisimlerin ivmesi ise F bölü M şeklinde olur. Dolayısıyla ivme daha fazla olduğundan eşit süredeki yolları daha kısa sürede aldıracağını söyleyebiliriz. Yani yollar aynı. Dolayısıyla ivme fazla olduğu için ivmesi hızlı olanın aldığı yoldaki süresi daha kısa olacaktır. Ancak burada işte A ile C harekete başlıyor ama C vardırdıktan sonra B harekete geçtiği için burada B robotundan dolayı çoktan aldırdıkları yani kesinlik ifadesi doğru olmayabilir. Evet, C'nin A'dan önce oraya vardığını bilebiliriz ama yani T C için geçen süre T A için geçen süreden daha kısadır. Ancak B vardırdıktan sonra harekete başladığı için bu ifadeyi kesinlikle doğru diyemedik. 2M kütleli cisim üzerine yapılan iş Fx kadar M kütleli üzerine yapılan toplam işe eşittir denilmiş. Cisimlerin ikisinin birden üzerine yapılan toplam iş 2 tane Fx kadar olduğu için bu ifade eşit olmadığından 3. öncül de yanlıştır. Doğru cevabımız yanlış olan 2 ile 3 seçeneği olduğu için D şıkkıdır. 8 katlı bir binanın 3 katı yer seviyesinin altındadır. Yer seviyesinin altındaki bu 2 kat araba park yeri olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bu binada yaşayan birisi için yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burası eksi birinci kat, burası eksi ikinci kat, burası da eksi üçüncü kat şeklinde yazılabilir. 8 katlı bir binanın 3 katı yerde olduğu için birinci kat, ikinci kat, 3, 4 ve 5 şeklinde yazıldığında burası da çatı katı olsun. Bu şekilde baktığımızda eksi üçüncü kata park ettiği arabasını almak için asansöre binen bir kişinin asansör sürekli aşağı iniyorsa potansiyel enerji sürekli azalır. Evet, asansörün içinde aşağı doğru inerken potansiyel enerjisi MGH olduğundan yükseklik azaldığı için potansiyel enerjisi de azalacaktır. Gene aynı şekilde burası yer seviyesi olduğundan birinci kattaki potansiyel enerjisi MGH kadar ikinci kattaki potansiyel enerjisi gene bu sefer de eksi MGH kadar, eksi 2 MGH kadar ve eksi 3 MGH kadar olduğu için sürekli azalmaya devam edecektir. Dolayısıyla birinci ifade doğrudur. Eksi birinci kata park halinde bulunan 2M kütleli arabanın eksi ikinci katta bulunan M kütleli arabanın potansiyel enerjileri birbirine eşittir ifadesi doğrudur. Çünkü eksi birinci katta eksi 2 MGH'lık bir enerjisi varken eksi ikinci katta MG2H'lık yani gene eksi şekilde olduğu için ve bunlar birbirine eşittir. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü kattaki evinde sahip olduğu potansiyel enerjisi eksi üçüncü kattaki sahip olunan potansiyel enerji eşittir ifadesi kullanılmış. Buradaki potansiyel enerjisi 3 MGH iken buradaki potansiyel enerjisi eksi 3 MGH olduğu için tabii ki üçüncü katta bulunan kişinin potansiyel enerjisi daha büyüktür. Doğru cevap seçeneğimiz 1 ile 2 olan B şıkkıdır. Kurulan düzenekte şekildeki gibi kırmızı, mavi, yeşil ışık kaynaklarıyla aydınlatılan duvar sarı renktedir. Bu ışık kaynaklarının önüne opak A engeli bulunduğuna göre duvar üzerinde bulunan 1, 2 ve 3. bölgelerin görünen renkleri nasıl olmalıdır şeklinde sorulmuş. Öncelikle kırmızı ışık kaynağı A engelinden dolayı bu kısmı aydınlatamıyor. Geri kalan her yeri aydınlatabiliyor kırmızıyla. Mavi ışık kaynağı ise bu bölgeyi aydınlatamıyor. Mavi ile geri kalan her yeri mavi yapabiliyor. Yeşil ışık kaynağı ise bu bölgedeki hiçbir yeri aydınlatamıyor ve geri kalan her yeri yeşille aydınlatabiliyor.
Dolayısıyla buraya yeşil ışık düşebiliyor. Mavi ışık da düşebiliyor. Dolayısıyla üçüncü bölgede yeşille mavinin birleşimi olan siyan renginde görürüz. 2 numaralı bölgeye baktığımızda 2 numaralı bölgeye maviden ışık düşmüyor ama kırmızıdan ışık düşüyor ve yeşilden ışık düşüyor. O zaman 2 numaralı bölgede yeşil artı kırmızı olduğundan sarı renkte görülecektir. Bu arada duvarın da sarı olduğunu unutmayalım. Evet, birinci bölgeye baktığımızda da yeşil gelmiyor. Oraya da kırmızıyla mavi geliyor. Kırmızıyla mavinin birleşimi de magentadır. Dolayısıyla birinci bölgemiz magenta, ikinci bölgemiz sarı, üçüncü bölgemiz siyan olan doğru cevap seçeneğimiz B şıkkıdır. Sıcaklığı 20 derece olan bir bardak çayın içerisine sıcaklığı 0 derece olan buz küpleri atılıyor. Isıl denge sağlanana kadar bekleniyor. Isıl denge sağlandıktan sonra yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle bir bardak çayımız var. Çay 20 derecede. İçerisine de 0 derecedeki buz küpleri atılıyor. Dolayısıyla burada çay buzlara ısı vererek buzları eritecek ve çayın kendisi de sıcaklığını düşürecektir. Dolayısıyla denge sıcaklığı 0 olabilir. Çünkü tüm buzlarla çay buz miktarı ne kadar fazlaysa değerini 0'a indirebilir. Isı çaydan buza aktarılır. Evet, çünkü ısı sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru aktarılır. Isı aktarılan enerjidir. Denge sıcaklığında kapta bir miktar buz olabilir. Evet, çok miktarda buz atarsak ve yeteri kapta kap bunu alabilecek seviyede ise yani olabilir dediği için denge sıcaklığında 0 dereceye iner. Daha sonrasında buz attığımızda buzlar artık eriyemeyeceği için çay içerisinde buz olabilir. Her üç öncül de doğru olabileceği için doğru cevap seçeneğimiz E şıkkıdır. Aristo'ya göre bütün maddeler ateş, toprak, hava ve su olmak üzere dört elementten oluşmuştur. Ayrıca bu temel elementleri niteleyen dört özellik vardır. Bunlar sıcak, soğuk, ıslak ve kurudur. Aristo'nun sınıflandırma şekli aşağıda verilmiştir. Buna göre X, Y, Z yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmektedir diye soruluyor. Arkadaşlar kuru bir sıcak ateşi temsil eder. Nedenle bunlar gidecektir. Daha sonra Y için arkadaşlar havayla su ıslığa temsil eder. Kuruyla soğuk ise arkadaşlar toprağı temsil etmektedir. Ateşin karşısında su, havanın karşısında toprak olmalıdır. Sıcağın karşısında soğuk, kurunun karşısında da ıslak olacaktır. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olmaktadır. Periyodik çizelgede X, Y, Z özellikleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diye söylüyor. Bir yönünde X özelliği artıyor. Soldan sağa doğru artış elektronegatiflik değeri artmaktadır. Atom numarası artmaktadır. Metalik aktiflik soldan sağa doğru azalmaktadır. Elektron ilgisi artmaktadır. Yukarıdan aşağı doğru atom çapı azalması isteniyor. Atom çapı artmaktadır. İyonlaşma enerjisi azalmaktadır. Ametalik aktiflik azalmaktadır. Atom numarası artmaktadır, azalmamaktadır. Bu nedenle olmayacaktır. Yani cevabımız C seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Aşağıda katı haldeki ara bir maddenin ısıtılması ile ilgili sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Maddenin kaynama noktası T2 derece Celsius'tur. Katı haldeyse arkadaşlar burası katı ısınmakta, katı erimektedir, sıvı ısınmakta, sıvı kaynamakta ve gaz ısınmaktadır. Kaynama noktası T2'dir, doğrudur. AB aralığında maddenin katı sıvı halleri birlikte bulunur. AB aralığında erime noktası olduğu için doğrudur. Aynı koşullarda kütle artırıldığında T1 değeri de artar. Kütle kaynama noktasını ve erime noktasını etkilemez. Sadece geçen süreyi arttırır. BC aralığında kinetik enerji artar. BC aralığında sıvı ısındığı için sıcaklık değeri artmaktadır. Bu nedenle kinetik enerji artar. DE aralığında madde homojen görünümlüdür. DE aralığında tek faz yani gaz bulunduğu için homojen görünüm vardır. Doğrudur. Bu nedenle cevap C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda verilen olaylardan hangisinin karşısında belirtilen fiziksel ve kimyasal değişim türü yanlış verilmiştir?
Çaya limon sıkılması, çay bir indikatördür. Asit damlatıldığında kimyasal tepkimeye girerek renk değiştirir. Doğrudur. Kırağı çiğ oluşumu havadaki su buharının hal değiştirmesiyle oluşmaktadır. Şeker pancarından şeker eldesi, şeker pancarının yapısındaki şekerin fiziksel yöntemlerle dışarı çıkarılmasıdır. Sodyum metalinin suda çözünmesi, tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarmaktadır. Bu nedenle arkadaşlar kimyasal bir değişimdir. Sütten peynir eldesi, sütten peynir eldesi mayalanmayla gerçekleştiği için kimyasal bir değişim olmaktadır. Bu nedenle yanlış gösterilmiştir. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır. Temizlik maddelerin özellikleriyle ilgili yukarıdaki doğru yanlış dallanmış ağaç örneğinde verilen ifadelere doğru ya da yanlış olarak cevap verilip ilerleyen Zeynep hangi seçenekteki rakama ulaşır? Çamaşır suyu mikrop öldürücü ve ağartıcı özelliğe sahiptir. Doğrudur arkadaşlar. Kireç kaymağı sodyum hipoklorit bileşiğinin sonuç özellikleridir. Yanlıştır. Kalsiyum hipokloritdir kireç kaymağı. Bu nedenle yanlış olacaktır. Yani çıkışımız 3 numara olmalıdır. Yukarıda verilen çözeltileri belirtilen metalleri atıldığında 3 kapta da gaz çıkışı gözleniyor. Buna göre X, Y, Z çözeltileri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakır yarı soy metaldir. Yarı soylu arkadaşlar nitrik asit ve sülfürik asit tepkimi verir. Demir aktif bir metaldir. Asitlerin hepsiyle tepkime verir. Çinko amfoter bir metaldir. Asit ve bazıların hepsiyle tepkime vermektedir. Buna uygun cevapmışsa arkadaşlar B seçeneğinde bulunmaktadır. Yukarıdaki kaplarının birincisine 40 gram, ikincisine 20 gram tuz katısı çözülüyor. Buna göre oluşan çözeltilerle ilgili yargıların hangilerinin doğruluğu kesindir? Birincide 40 gram çözülmüş, ikincide arkadaşlar 20 gram çözülmüş. İkinci kaptaki çözelti daha derişiktir. Birinci kaptaki 40 bölü 240 olacaktır. Buradan çarpı 100 olarak yüzdesini belirlersek kütlece arkadaşlar 100 bölü 6 olarak gelecektir. İkinci çözelti 20 bölü 120 çarpı 100'den 100 bölü 6 olarak gelecektir. Yani ikisi de aynı derişime sahiptir. Bu nedenle yanlıştır. Her iki çözelti de doymamıştır. Bununla ilgili çözünürlüğünü bilmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Bunun için kesin bir bilgi söyleyemeyiz. Birinci kaptaki çözeltinin kütlesi daha büyüktür. Evet, 240 gram bir çözelti vardır. Bu nedenle doğrudur. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Canlıların temel birleşimlerinden yer alan X, Y, Z ve T moleküllerine ait bazı özellikleri gösteren şema aşağıda verilmiştir. Tik işaretiyle gösterilen özelliğe sahip, çarpıyla gösterilen özelliğe sahip değildir demiş. Buna göre X, Y, Z ve T molekülleri ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur demiş. X molekülü ribozom organinin yapısına katılabilir. X'e baktığımızda bu kim olabilir? RNA. RNA peki ribozom organının yapısına katılır mı? Katılır. Doğru. Y molekülü incelendiğinde enerji ihtiyacını karşılar demiş. Şimdi Y'ye baktığımda kim? Timin yok demiş. Guanin yok. O zaman ATP. Enerji ihtiyacını karşılar mı? Karşılar. Z molekülü çift zincirli demiş. Z'ye baktığımda riboz şeker yok ki. Demek ki deoksiribo riboz şeker var. Geri kalan timin de bulunuyor diye göstermiş. O zaman DNA. Bu bilgi de doğru. Z molekülünün yapısında kesinlikle glikozit bağ bulunur. Yani karbonhidrat mı değil mi ona bakacağım aslında. Şu baktığımda bilgilerde karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfat içerdiğini söylüyor. Ama örneğin azot içeren kim olabilir? Protein olabilir. Peki ne olabilir başka? Kitin olabilir. Yani yapıya katılan bir polisakarit olabilir. Böceklerin dış iskeletini oluşturan. Kesinlik diyor. Protein arasında oluşan bağ kim? Peptit bağ. Ama kesinlik ifadesi olduğu için buna hani kesin bir karbonhidrat diyemem. Protein de olabileceği için ya da fosfattan dolayı da farklı bir temel birleşen olabilir. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2, 3 olan D seçeneğidir. Glikoz molekülünün K, L ve M hücreleri tarafından hücre içine alınması sürecince ortamdaki glikoz miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Şimdi ortamdaki glikoz miktarı zamanla azalmış, sabit ilerlemiş. İlk kullanan K, sonra L, sonra M.
Buna göre difüzyon hızları arasındaki farklılık faktörlerinden hangileriyle açıklanabilir demiş. Şimdi difüzyon molekülü diyor. Yani bir monosakarit. Bu monosakaritin formülü neydi? C6H12O6 formülüne sahip şu şekilde bir yapı. Molekül büyüklüğü demiş. Tek bir yapı molekül büyüklüğünü alamam. Zaten ikinci bir molekülde kastetmiyor burada. Sadece glikoz molekülünü kastediyor. Bunu alamam. Konsantrasyon farkı. Şimdi konsantrasyon farkı diyebilmemiz için burada zaten bize belirtmiş difüzyon demiş. Yani difüzyon nasıl oluyordu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gerçekleşiyor. Yani konsantrasyon farkını alamam zaten belirtmiş. Bu da değil. Ortam sıcaklığı difüzyon hızını etkiler mi? Etkiler. Neden? Genleşme arttığı için bu difüzyon hızını etkileyecek. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 3'tür. Biyoloji öğretmeni besin ağına örnek olarak aşağıdaki posteri hazırlamıştır. Bu besin ağı inceleyen öğrencilerin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Bir canlı türü besin piramidinin farklı trofik düzeylerinde yer alabilir demiş. Şu şekilde bakacak olursak, birinci trofik burası, tavşan 2, tilki 3, kartal 4. Bu açıdan baktığında kartal 4. Fakat şu açıdan baktığında yine 1 otlar, 2 sincap, bu sefer kartal 3. Farklı trofik düzeylerde yer alabiliyor mu? Alabiliyor. Bu bilgi doğru. Canlı farklı türler arasında besin için rekabet görülebilir demiş. Evet, burada da fareye baktığımızda fare için bir rekabet söz konusu mu? Evet, yılan içinde kullandığı besin fare. Kartal mesela fare tüketebiliyor. Ayrıca sincap. Tilki mesela tavşan ve sincap. Fare için bir bu olay rekabet söz konusu mu? Evet, söz konusu. Kartalın dokularındaki biriken zehirli madde miktarı sincabın dokularında biriken zehirli madde miktarından fazladır demiş. Burada da şu açıdan gidebiliriz. Yine tropik düzeyinden düşünürsek 1, 2, 3 diye düşündüğümüzde kartalda daha fazla zehirli miktar. Öteki türlü yine düşündüğümüzde tavşanı karşılaştırdığımızda yine en üstte kartal. Her türlü düşündüğünüzde de ot, fare, kartal ya da ot, fare, yılan, kartal diye düşündüğünüzde de bu bilgi doğru. Çünkü en fazla biriken kartal dokusunda birikecek zehirli madde miktarı. Antilop omnivor beslenmektedir demiş. Burada baktığımda antipod sadece otları tüketiyor. Yani otçul. Ama omnivor beslenme nedir? Hem et hem de otla beslenen canlıları kasteder ve buradaki bilgi yanlıştır. Fare popülasyonunun artışına bağlı olarak yılan popülasyonunun artış meydana gelir demiş. Şimdi fare ile yılana bakalım. Şimdi fare artarsa yılanın besin maddesi fare, otomatikman yılan sayısı da artacak. Bu bilgi de doğrudur. Bize de zaten yanlışı sormuş. Buradaki doğru cevabımız direkt denizli şıkkı olacak. Kendisi renk körü olan Ahmet bu hastalıkla ilgili aşağıda ailesinin soy ağacını oluşturmuştur. Renk körlüğü X kromozomuna bağlı çekinik bir gen ile kalıtıldığına göre ifadelerinden hangileri söylenebilir demiş. Şimdi X üzeri küçük R olarak gösterilmesi gerektiğini belirtmiş zaten. Erkek X üzeri küçük R'ye, dişide de X üzeri küçük R küçük R olarak belirtilir. Şimdi Ahmet'inkini yazalım. Kız çocuğununkini de yazalım. Şimdi ilk öncülümüze bakalım. Ahmet'in annesi ve eşi renk körü bakımından genotipi kesinlikle aynıdır. Şimdi Ahmet X üzeri R'yi kimden alacak? Anneden alacak. Ama anne burada hastalıklı mı? Değil. Neden değil? Eğer hastalıklı olsaydı taralı gösterilecekti. Gösterilmemiş. Demek ki taşıyıcı. Şimdi Ahmet'le eşinden olan çocuk, kız çocuğu hastaysa şayet anne yine taşıyıcı olacak. Birinci öncülümüz doğru oluyor. Çünkü genotipleri kesinlikle aynıdır. Ahmet'in kız kardeşinin genotipi de renk körü geni bulunabilir demiş.
Şimdi Ahmet'in kız kardeşi burada. Baba zaten sağlam. Evet, kız kardeşi taşıyıcı da olabilir, sağlam da olabilir. Bu yüzden demiş zaten burada da bulunabilir demiş. Bu doğrudur. Bu öncülümüz de doğru. Ahmet'in kız çocuğuna renk körlüğü geni aktarılırken erkek çocuğuna renk körlüğü geni aktarılmamış. Evet, Ahmet'in erkek çocuğu aktarılmış olsaydı içi taralı olarak renkli verilecekti. Verilmemiş. Bu yüzden erkek çocuğu sağlam. Kız çocuğuna aktarılmış ki içerisi zaten renkli verilmiş. Bu yüzden bu bilgimiz de doğru. Doğru cevabımız burada 1, 2, 3 olan E seçeneği olacak. Aşağıdaki şekilde planaryanın kopan parçalarından yeni birey oluşumu gösterilmiştir. Bu süreç gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ana bireyle yavru bireyle kalıtsal yapısı aynıdır çünkü kopan parçadan oluşmuş. Şimdi gidelim şıklara bakalım. Genetik varyasyon gerçekleşir. Hayır, gerçekleşmez. Yanlış bir bilgi. Hücre bölünmesi sırasında kardeş kromatitler ayrılması meydana gelir. Evet, doğru bir bilgidir. Mitozla oluşur bu olay. Yani mitoz kökenlidir. Jenerasyon birey sayısında artış sağlar. Evet, 3 tane birey oluşmuş. Birey sayısında artışa sebep vermiş. Doku farklılaşması görülür demiş. Bu da doğru. Mesela baş kısmından ayak kısmı oluşmuş. Gövdeden baş ve ayak oluşmuş. Ayak kısmından baş kısım oluşmuş. Bunu öngörerek cevap verirsek farklılaşma var. DNA replikasyonu meydana gelir. Evet, kesinlikle gelir. Çünkü mitoz kökenli bir bölünmedir. Bu yüzden doğru cevabımız söylenemez dediği için A seçeneğidir. Bitkiler aleminde yer alan bir canlıda aşağıdaki grafiklerde verilen metabolik olaylardan hangisi görülmez? Şimdi bitkilerin depo maddesi nişastadır. Glikozu kullanarak nişasta elde eder mi? Elde eder. Peki glikozu kullandığı için glikoz miktarı zamanla azalır, nişasta miktarı artar. Birinci grafiğim doğru. Protein sentezi yapar mı bitkiler? Yapar. Ribozomda yapar. Ribozomda yaptığı için bunun tam tersi grafiği olsa idi, şu şekilde olacaktı. Örneğin amino asit protein deseydik yine şu şekilde olurdu. Ama burada mesela proteinin yıkımını vermiş. Protein miktarı zamanla azalmış. Bu da amino asit artışına sebep olmuş. Bu doğru. Nükleotit ve RNA. Protein sentezinde nükleotit kullanılıyor mu? Kullanılıyor. RNA miktarı zamanla artar mı? Artar. mRNA sentezi ya da RNA, tRNA, mesajcı RNA dediğimiz ya da taşıyıcı RNA artar mı? Artar. Bunu da alabilirim. Glikoz miktarı zamanla azalmış, glikojen miktarı artmış. Ama ne demişti? Bitki. Bitkiler aleminde glikojen depo maddesi mi? Değil. Bu yüzden yanlışımız bu. Bu bilgi hayvanlar için doğrudur ama. Diğer soru şıkkımıza da bakalım. ATP miktarı zamanla azalmış, ADP miktarı artmış. Bu bilgimiz de doğru. Hatta şu şekilde çizeriz. ATP zamanla ADP artı fosfata parçalanır. Tam tersi de doğrudur. Bize zaten olmayanı görülmez olarak sormuş. Doğru cevabımız burada D seçeneğidir.